Şimdi bu Esen Akademi'ye çok teşekkür ederim. Sunumu bana. Şu an ekran geliyor mu benim? Eğer paylaştıysanız gelecektir. Evet. Esen Evet. Akademi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bana tanıdığı için. Bu çalışmayı Doçent Doktor Burak Hamza Yiğit hocamızla beraber düzenledik. Benim konum bir sonraki slide'a geçeyim. Avrupa Birliği uyum yasalar çerçevesinde Türkiye'de sosyal hizmetin merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında yeniden paylaşım üzerine bir değerlendirme ve İstanbul örneği olacak. Bildiğim üzere dünya genelinde sosyal hizmet modelleri çok farklı. Bunlardan belli başlıları aile temelli sosyal hizmet modeli. Aile temelli sosyal hizmet modeli daha çok Akdeniz refahı dediğimiz Akdeniz adasında bulunan Hristiyan, Katolik ülkelerin ve İslam ülkelerinin yoğun olduğu bir sosyal hizmet uygulaması modeli. Bu modelde sevgi temelli bir model. Sosyal hizmetlerde bir sıkıntı çıktığı zaman aile içinde çözülüyor bu sorunlar. Daha çok sosyal hizmetleri aile kendisi uyguluyor. İkinci modelimiz kurum temelli sosyal hizmet modeli. Kurum temelli sosyal hizmet modelimiz daha çok Protestan ülkelerde uygulanan bir model. Yani Kuzey Avrupa ülkeleri bu modeli uyguluyor. Bu model Weberian kurumsal sisteme göre dizayn edilmiş bir model. Memurlar daha çok 8-5 çalışma sistemine tabi. Bu modelde eğer sosyal hizmete ihtiyacı olan bir engelli varsa engelli bakım merkezine yerleştiriliyor. Bir yaşlı varsa huzur evine gönderiliyor. Şiddete uğrayan bir kadın varsa kadın konuk evine, bakılması gereken bir çocuk varsa çocuk yuvalarına teslim ediliyor. Bir de birey temelli sosyal hizmet modelimiz var. Bu modelimiz daha çok bireysel, yani kişiye öz sosyal yardımların verildiği bir model. Örneğin doğum yardımları. Bunun dışında 2022 sayılı kanuna göre verdiğimiz bu model kapsamında. Türkiye bu modellerin neresinde diye bir soru gelirse, Türkiye bu modellerin tümünü de kapsıyor şu an. İşte yaşlı huzur evlerimiz var. Engelli bakım merkezlerimiz var. Kadın konuk evlerimiz var. Çocuk yuvalarımız var. Kurum temelli bu bazda. Aile temelli ise koruyucu aile sistemimiz var. Evlat edinme sistemimiz var. Bunun dışında çocuğun aile içinde bir yoksulluk çekiyorsa sosyal ekonomik destekle destekliyoruz. Bireysel bazda ise Türkiye'de sosyal yardımlar daha ön planda. Bireye yönelik sosyal yardım veriyoruz. Bir sonraki slaytımızda. Tabi sosyal hizmetlerin gelişmesi bir süreç. 1948 yılı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile sosyal hizmetler bir değer ve disiplin haline geldi. 1962-61 Anayasası'nda sosyal devlet ilkesi tanındı. 1983'te SİÇK kuruldu biliyorsunuz. Daha önce Osmanlı'da sosyal hizmetleri vakıflar ve cemiyetler yani dernekler üzerinden götürüyordu. Osmanlı'da özellikle Darüşşafaka Cemiyeti, kimsesiz çocuklar için kurulmuş bir cemiyet. Darul Acize, kimsesiz çocuklar, yaşlılar ve engellilere bakım için kurulmuş bir sosyal hizmet birimiydi. 1980'den sonra ise küreselleşme, özelleşme ve liberalleşme politikaları sonrasında yerelleşme akımı başladı. Mekan ve zaman sıkışması dediğimiz yerelleşme akımı başladı. Bunun üzerine 1989 yılında Avrupa Yerel Özellik Şartı'nda subsidiarite ilkesi tanındı. Bunu ülkemizde imzaladı. 2000'li yıllarda Avrupa Birliği müktesebatıyla çok sayıda kanunda yerelleşme yönünde reformlar yapıldı. Daha önce 442 sayılı köy kanunumuz var. Bu köy kanunu şu an yürürlükte. 1180 sayılı belediye kanunumuz vardı. Bu 2004-2005 yıl değişikliklerle 5390 sayılı belediye kanunu ve 5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu olarak değişti. Daha önceki 1580 sayılı belediye kanununda liste ilkesi benimsenmişti.
görev ve yetkiler, belediyelerin yapması gereken görev ve yetkiler tek tek sayılmış ve bu görev ve yetkiler yapılmak zorundaydı. Fakat bu yeni gelen reformlarla birlikte genellik ilkesi benimsendi. Sosyal hizmetlere genel bir görev tanındı. Fakat burada serbestlik ilkesi var. Belediyeler ister yapar, ister yapmaz şeklinde bir durum var. Tabii zamanla reformlarla yetki devri gündemde şu an. Sürekli bir yenileşme içerisindeyiz. Sosyal hizmetlerde yerelleşme yönüne belirli reformlar yapıldı. Bu reformların ilk olarak 53-93 ve 52-16 sayılı kanunlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve alt kademelere sosyal hizmetleri yapacakları bir görev verildi. Bu görevde engellilere, yaşlılara, çocuklara ve kadınlara sosyal hizmet yapar ve kurumlar açar şeklinde bir görev var. Nitekim biz 2011 yılında birçok sosyal hizmet kuruluşunu bir araya getirdik. 633 sayılı KHK ile sosyal hizmetler birleştirildi. Örneğin Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Başbakanlıktan Aile Bakanlığı'na alındı. Özürlüler İdaresi Başkanlığı yine Aile Bakanlığı'na Engelliler Genel Müdürlüğü olarak alındı. SİÇEK yapısı tamamen Aile Bakanlığı'nın içine girdi. Bu kanun, KHK'nın içinde merkezden yerine doğru bir devir yönünde madde vardı. Yani SİÇEK'e bağlı tüm kurumlar il özel idarelerine devredilir şeklinde bir düzenleme vardı. 2013 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından bu düzenleme iptal edildi. Daha sonra 2014 yılında 6518 sayılı kanunla sosyal hizmet kuruluşları Bakanlar Kurulu'na devredilebilir şeklinde bir hüküm getirildi. Bu hüküm şu an yürürlükteyken tabii sonra Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte 2018 yılında bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 95. maddesinde sosyal hizmet kuruluşlarının yerine devri mevzuat altına alınmış. Şu an bu yasa gündemde, bu yasa üzerinden bakanlık istediği hizmeti yerine devredebilir. Ayrıca 5395 sayılı çocuk koruma kanunumuz var. Bu kanunda yerel yönetimler tarafından yapılacak danışmanlık ve barınma tedbirleri, mahkemeler tarafından alınan çocuklar hakkında danışmanlık ve barınma tedbirleri de yerel yönetimler tarafından şu an yapılabilir. Bu şekilde bir reformlar var. Bunun dışında bizim merkezi yönetimin sosyal hizmetlere taşra yapısı şu şekilde örgütlenmiş durumda. İl müdürlüğü var. İl müdürlüğünün İstanbul İl Müdürlüğü. İl müdürlüğünün altında biz ilçe müdürlükleri kurulmadı. Yani normal diğer bakanlıkların çoğunda ilçe müdürlüğü var fakat sosyal hizmet merkezleri şeklinde yapılandı. İl müdürlüğüne bağlı olarak huzur evleri ve rehabilitasyon merkezleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve umut evleri var. Engelliler için açtığımız umut evleri. Kadın konuk evlerimiz var. Şönümler var. Şiddet önleme ve izleme merkezleri. Çocuk yuvaları, çocuk evleri siteleri, çocuk evleri koordinasyon merkezleri ve çocuk destek merkezleri de il müdürlüğünün altında bağlı kuruluş olarak gözükmekte. Şimdi İstanbul Aile Çalışma Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü'nün personel durumu şu şekilde. Devlet memuru olarak 1476 kişi, sürekli işçi olarak da 3315 kişi çalışmakta. Bu sürekli işçilerin çoğu bakım personeli ve temizlik personeli üzerinden. Bir kısmı da meslek elemanı. Toplamda 5500'den fazla şu an personelimiz var. İl Müdürlüğü'nün çocuk hizmetleri şu şekilde yapılanmış durumda. Yani yerele devrettiğimiz zaman biz neyi devredeceğiz? Çocuk evleri sitesi 13 tane çocuk evleri sitemiz var. 140 tane çocuk evlerimiz var. Bu çocuk evleri, çocuk evleri sitesi daha çok yuvadan değil de villalardan oluşan, 5-6 villadan oluşan yaklaşık 10-15 arası çocuğun kaldığı siteler. Her villada 10-15 arası çocuk kalıyor. Bu şekilde dizayn edilmiş, yani kurumsal sosyal hizmetlerden aile temelli sosyal hizmetlere geçişte bir ara yer gibi duruyor. Çocuk evleri 140 tane İstanbul'da çocuk evimiz var. Bu çocuk evlerinin birçoğunu biz vakıflarla beraber ortak yürütüyoruz. Yani burada bir yerelleşme sağlanmış gibi gözüküyor. Çocuk destek merkezlerimiz var. Bu destek merkezleri suça bulaşan veya suçun mağduru olmuş olan çocuklarımızın barınma ve koruma altına alındığı yer. Erkeklerde 2 tane, kızlarda 7 tane. Bu şekilde destek merkezimiz var.
Çocuk koruma ilk müdahale birimlerimiz var. Toplam 166 tane bu şekilde kuruluşumuz var. Yani yerel bu kuruluşları aldığı zaman kapasitesi oranında hizmet verecek. Yaşlı hizmetlerimiz ne baktığımızda bizim kamu kurumlarına ait huzur evleri, yani bizim dışımızda kamu kurumları var. Bize ait huzur evleri sayısı 9. Fakat diğer kamu kurumlarında 3 tane huzur evi var. Derneklere ait huzur evlerimiz var, 6 tane. Vakıflara ait huzur evleri var, yine 6 tane. Ayrıca burada liberalleşme politikaları görülmekte, işte özel huzur evleri 88 tane. Şu an özel huzur evleri her amaçlı olarak bu işi yapıyorlar. Azınlıklara ait huzur evleri var. İşte Musevi cemaatlere ait, Rum cemaatlere ait huzur evleri. Bir de gündüzlü yaşam bakım merkezimiz var. Bir de Darul Acize'miz var. Herkesin bildiği ok meydanında. Hizmetlerimiz şu şekilde, işte engelli bakım ve rehabilitasyon merkezi üzerinden yürütüyoruz bu hizmetleri. 11 adet engelli bakım ve rehabilitasyon merkezimiz var. Engelliler için, evde kalabilen engelliler için biz umut evleri açtık. Yani herhangi bir apartman dairesinde bu engelliler kalıyor. 11 tane umut evimiz var İstanbul'da. Bir de özel bakım merkezleri var. Burada da yerelleşme bir nebze olsun özel bakıma devlet ederek sağlanmış gibi gözüküyor. 43 tane özel bakım merkezi üzerinden ağır engelliler burada bakılmakta. Kadın hizmetlerimiz ise biliyorsunuz kanunda, belediye kanununda 100 bini nüfusu geçen yerlerde kadın konuk evi açma zorunluluğu var. Fakat baktığımızda bizim İstanbul'da 36 adet ilçe 100 bini geçen nüfusa sahip. Fakat bunlardan sadece 9 tanesi kadın konuk evi açmış durumda. Bizim müdürlüğümüze bağlı da 9 tane huzur evimiz şu an fiilen çalışmakta. Toplamda İstanbul'da 18 adet kadın konuk evi var. Şimdi aile ve toplum hizmetleri bağımından baktığımız zaman İstanbul'da toplam ilçe sayımız 39. İlçe teşkilatı kurulmadığı için SHM üzerinden işlemlerini yürütüyoruz. Sosyal hizmet merkezi ilçelerde sosyal hizmetin verildiği yerler, özellikle sosyal ekonomik destek ve engelli evde bakım ödemeleri bu merkezlerden veriliyor. Toplamda İstanbul'da 33 ilçede şu an sosyal hizmet merkezimiz var. 6 ilçemizde yok. Bu ilçelerde de açılacak zamanla. Bu olmayan ilçelerde, olan ilçelerden bu hizmeti almaktadır. Şimdi İstanbul'un aile çalışma sosyal hizmet bütçesi ilk onay olarak 1,5 milyara dayanmış durumda. Yani 1,5 milyar TL biz şu an bütçeden ödeme yapmış durumdayız. Bu ödemelerde evde bakım ödemesi ilk baş sırada gözükmekte. Evde bakım ödemesi evinde ağır engelli olan ailelere verilen bir ödeme. Bu aileler tabii maddi yoksulluk içinde olan aileler. Burada aile temelli sosyal hizmeti görüyoruz. Doğum yardımı ödemesi yine birey temelli sosyal hizmet. Ayrıca bu bütçede çok pay alan sosyal ekonomik destek var. Sosyal ekonomik destekte daha çok çocuk ve gençlere, yoksulluk içinde bulunan çocuk ve gençlere ödenen, ailelerine ödenen bir para. Bu çocuk ve gençler kurum bakımını alıp altına alınmasın, ailesi yanında bakılsın, ekonomik bir sıkıntısı varsa bunu giderelim şeklinde bir ödeme yapıyoruz. Yani biz yerel yönetimlere devrettiğimiz zaman bu hizmetleri yaklaşık bu 10 aylık bir bütçe 2 milyar TL'lik bir bütçeye aktarmak zorundayız. Bizim ayrıca yapmış olduğumuz hizmetlerden bir tanesi şehit ve gazi aileleri. Bunlara yardımlar yapıyoruz. Şehit ve gazi ailelerinin de hizmetleri bizim üzerimizden yürüyor. Verilen bu biraz daha ayrıntısı. Şimdi 53-95 sayılı çocuk koruma kanununa göre yerel yönetimler danışmanlık tedbirleri uygulamak zorunda. Az önce mevzuat maddesinde de gösterdiğimiz üzere danışmanlık tedbirleri mahkemeler tarafından çocukların eğitimlerinin düzenli hale getirilmesi, aileye çocuk hakkında verilen tedbir, yani danışmanlık tedbiri. Bu bapta ilçelerde gördüğünüz üzere 620 çocuğa toplamda İstanbul genelinde biz danışmanlık tedbiri verilmiş durumda. Tabii 5.395 sayılı kanunda bu tedbirin yanında bir de barınma tedbiri de belediyeler tarafından verilir diye bir hüküm var.
Fakat belediyeler tarafından çocuklara ilişkin herhangi bir kurum açılmış durumda değil. Bizim bakanlık açısından baktığımızda danışmanlık tedbirlerine, şu an danışmanlık tedbirlerini çeken bakanlık biziz. Aile Bakanlığı İstanbul genelinde yaklaşık 2500 çocuğa biz şu an danışmanlık tedbiri veriyoruz ailesiyle beraber. Bu yerelleşme sonrasında da bu tedbirlerin tamamını İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya alt belediyeler verecektir. Şimdi burada bir yerleşkemiz var. Bu belediyenin yerleşkesi, Dağlarcıza Müdürlüğü. Belediyenin yürütmüş olduğu huzurevi. Güzel bir huzurevi. Güzel dizayn edilmiş. Bu bizim huzurevimiz. Bakanlığa bağlı Fahrettin Kerim ve Nüfer Gökay huzurevi. Bu da Çamlıca'da yer alan bir huzurevi. Yaklaşık 200 kapasitesi var. Bu da Dağlarcıza Müessesesi. 1892 yılında Abdülhamit Han tarafından kurulmuş bir müessese. Günümüzde varlığını sürdürüyor. Şu an 500 civarı yaşlıya burada bakılıyor. Darülacizem'in yeni bir projesi var Arnavutköy'de. Tamamen kendi kaynakları üzerine, hani hiçbir kamu kaynağı kullanılmadan yapacağı bir proje. Bir yaşlı köy gibi bir köy düzenlemesi projesi. Belediyenin engelli hizmetlerinde ise belediye daha çok bu şekilde ev tipi yapılanmayla engellilere bakım değil de tatil gibi, onları ufak da olsa bir rehabilite etme amacıyla kurmuş olduğu böyle bir düzenleme var. Bir de Florya'da var. İki dakikaya toparlayabilir misiniz? Hocam, ne güzel oldu. Bu da Metin Sabancı Spas Çocuklar Merkezimiz. Bu kamu vakıf işbirliğiyle yapılan bir hizmet. Spaslı çocuklara burada bakılıyor. Yatılı kurumunu devlet işletiyor. Gündüzlü kurumunu Metin Sabancı Spaslı Çocuklar Vakfı işletiyor. Bu yerleşke de güzel bir yerleşke. Zamanında Kadıköy Belediyesi tarafından yeri verilmiş ve Metin Sabancı tarafından yaptırılmış bir yapısı. Sabancı ailesi tarafından. Bu da bizim Bahçeli Evler Çocuk Evleri sitesi. Şu üst köşede çocuk evlerimiz var. Şu diğer üst köşede ise engelli bakım merkezi, çocuk evleri koordinasyon merkezi, koruyucu aile birimi. Şurada huzurevi var alt köşede. Ve bir kısım, şu tarafta görünmeyen kısımda il müdürlüğü binası var. Bir yerleşke burası. Şimdi metropol yönetimlerde karşılaştırmalı sosyal hizmet ve sosyal yardımların sunumlarında Amsterdam Belediyesi bu sunumu yapmıyor. Alt birimlere devretmiş durumda sosyal hizmet ve sosyal yardımı. Barcelona sosyal hizmeti yapıyor, sosyal hizmet ve yardımı yapmıyor. Alt birimlere devretmiş. Bu şekilde bir sıralama var. İstanbul'a baktığımızda ise sosyal hizmet ve sosyal yardımı hem kendisi yapıyor. İşte huzur evinde kurumsal, bireysel nakli ödemeler de yapıyor. Alt birimlerde, alt ilçelerde bu sosyal hizmet ve yardımları yapıyor. İşte sosyal hizmeti, kadın konuk evleri ve yardımları, nakli yardımları da. Büyükşehir Belediyesi, alt belediyesi kadının farkında bazı sorunlar var hocam. İşte kapasite sorunu, yetersiz kapasite şu an tüm bakanlığın tamamen devredilmesi halinde il müdürlüğünün bu kapasiteyi kaldırabilecek mi? Bunun dışında sorunlardan bir tanesi oy kaygısı. İşte Büyükşehir Belediyesi farklı bir partiye, Kadime Belediyesi, Alkanın Belediyesi farklı bir partiye ait olabiliyor. Bütçe sorunu, işte biz devrederken bu bütçenin tamamını devretmek zorundayız. Tamamını vermek zorundayız ki belediye bu hizmeti sunabilsin. Ayrıca sosyal hizmet ve sosyal yardımın kimin vereceği sorunu var. Sosyal hizmet daha kapsamlı, daha bütçesi fazla olan bir hizmet. İşte bunu Büyükşehir Belediyesi'nin yapması daha uygun. Fakat sosyal yardım kişisel bireysel bazda olduğu için bunu da alt belediyelerin yapması daha uygun olabilir. Bir de veri kaydı sorunu var. Müracaatçının verisi alınırken hem belediye, ilçe belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi kendisi farklı bir kayıt alabiliyor. Burada sorun çıkıyor. Tek bir veri kaydı olması da istenen durum. Sonuç olarak hocam, Birliğin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkezin yetki devri isteği var. Yani kararname herhangi bir düzenleme haline gelebilir. Bakanlığın finansman desteği sağlamak zorunda yerel yönetimlere. Personel desteğini tamamen vermek zorunda.
tek bir sistemden veri kaydı olması gerekiyor. Bölüşümün büyük şehirle sosyal ilçe kademeler arasında adilane yapılması gerekiyor. Örneğin bir Beşiktaş Belediyesi'nde yapılan sosyal yardımla Esenyurt'ta yapılan sosyal yardım aynı olamaz. Çünkü Esenyurt'taki sosyal yardım ihtiyacı olan nüfus sayısı fazla. Fakat Beşiktaş Belediyesi'nde daha az. Bu adilane sorunundan çözülmesi lazım. Mevzuatta öngörülen sosyal hizmette yerleşme kavramı uygulamada yeteri kadar saha bulamamış durumda. Çevre merkez ilişkisinde uygulamaların yerleşmesi Cumhurbaşkanlığı sisteminde yeni bir ivme kazanabilir. Ancak mevzuatta yeni gelen bu yerleşmenin de yerelde uygulayıcılar tarafından sahiplenilmesi gerekmektedir. Hocam sunum bu kadar. Teşekkür ediyorum ben. Evet, biz teşekkür ediyoruz Tuncay'la sunumumuz için.